Videomuza geçmeden önce abone olup videoyu beğenip başkalarının istifade etmesi için paylaşabilirsiniz. Hindistan cevizi, 5-10 metre yüksekliğinde, palmiye tipinde yaprakları olan, küçük kavun büyüklüğünde, üzeri kahverengi liflerle kaplı, çok sert ve içinde anne sütüne benzer nitelikli su bulunan tropikal bir meyvedir. Asıl vatanı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderildiğinde, yeryüzünde ilk ayak bastığı toprak olarak bilinen serendip, yani Seylan, bugünkü adıyla Sri Lanka adasıdır. Adeta uzun sürecek dünya yolculuğu için, şifalı kapalı konserveler halinde, dünya seyyahı için hazırlanmıştır. Bundan dolayı yerli halk Hindistan cevizine, yerinde bir ifade ile hayat ağacı demektedir. Hindistan cevizinin, insan sağlığının korunma ve tedavisindeki etkilerine gelince, şifalı tesiri Hint tıbbında 4000 yıl önce keşfedilmiştir ihtiva ettiği yani içerdiği en değerli besin maddeleri, yağı, unu ve içindeki süt gibi sulu kısımlarıdır. Hindistan cevizi yağındaki asitlerin, bakteri, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkileri tanımlanmıştır. Geniş etkili fonksiyonlarını tarif eden Dr. Bruce Fife, Hindistan cevizi yağı mucizesi adlı kitabında şöyle diyor. Hindistan cevizi yağı tüketmek, arabanıza yüksek oktan benzin koymanıza benzer. Bu yuva içerdiği cevherlerden dolayı, E vitamini türevleri ve kanser savaşçısı skualen içeriyor, kuvvetli antioksidan özelliklere sahip olduğundan, son yıllarda dünyanın bazı hastanelerinde, çok ileri derecede kötü durumda olan hastaların beslenmesinde kullanılıyor. Bazı bebek mamalarının formülünde de yer alıyor, çünkü anne sütüne benzer bir içeriğe sahip ayrıca birçok hastalıkta takviye olarak kullanılabileceğine dair FDA'nın da güvenli besin listesinde yer alıyor. Hindistan cevizi yüksek antioksidan bileşiklerinden dolayı beyin sağlığı ve hafızayı güçlendirme özellikleri değerini arttırmaktadır. Alzheimer ve ileri yaşlardaki bunama gibi, beyin fonksiyonlarının bozulduğu hallere düşmemek için, ayrıca öğrenme kabiliyeti, hafıza ve dikkat melekelerinin güçlenmesi için, beyine enerji sağlar kilo kontrolü ve zayıflama diyetlerinde, vücuda destek vererek sonucu kolaylaştırır. Kandaki kötü kolesterolde azalma ve iyi kolesterol seviyesinde artış sağlar. Trigliserit ve lipid seviyelerinin düşürülmesinde yardımcı olur. Ayrıca kalın bağırsak faaliyetlerini düzenleyerek huzur verir ağızda meydana gelen istenmeyen kokuları güzelleştirir, halsizlik, yorgunluk hislerini azaltarak, iş ve çalışma faaliyetlerine destek verir, sırt ve adale ağrılarını rahatlatır, böbrek ve mesanedeki kumları temizler, ağrılı idrar zorluğunda faydalıdır, bulantı ve kusmayı engeller, gözün görme gücünü arttırır, kemik, diş ve diş eti sağlığımız için değerli bir nimettir sıkıntılı cilt ve saç problemleri yaşayanlara umulmadık derecede destek sağlamaktadır. 2006 yılında Food Chemistry dergisinde yer verilen bir çalışmada, rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağının vücuttaki lipidlerin oksitlenmesini engellediği belirlendi. Bu bilgi çok önemli, çünkü hücrelerimizin zarları ve damarlarımızın iç yüzeyleri lipidlerle yani yağ cisimcikleri ile dolu ve bu lipidlerin oksitlenmesinin paslanmasının önlenmesi, bütün hücrelerimizin ve bütün damarlarımızın korunması demek oluyor ki zaten bütün bedenimiz hücrelerden ve damarlardan ibaret. Anlatılan bu gerçekler ışığında, faydaları saymakla bitmeyen, Hindistan cevizi nimetini, yağıyla, unuyla ve suyu ile beslenmemize dahil etmemiz, sağlığımıza kalite ve güç kazandıracaktır. Çok faydalı olduğu göz önünde bulundurularak, kalitesiz üretilen, fayda yerine zararlı olabilecek ürünlerden uzak durmalı, tescilli ve güvenli imal edilen ürünleri araştırıp bulmalıyız. Bizim mucize nimetleriyle perverde eden yani besleyen Zat-ı Zülcelal Celle Celaluhuna kainatın zerreleri adedince, hamd, şükür ve tazimlerimizi takdim ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler, abone olup paylaşmayı unutmayın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.